Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Instagram sayfasından bugünkü şu anda ekranda görmüş olduğunuz sayfayı paylaştım. Sizlerden ricam oraya da dahil olursanız bu şekilde daha öncesinde veriyorum metinleri. Çalışma şansınız olur hem de çıktılarını alma şansınız olur bunların. Hemen başlayalım. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. Arkadaşlar şu ilk kelimeyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Elif harfi var. S harfimiz var. Rar sesimiz. Lam ve rar sesimiz var. Arkadaşlar bu kelime eserler. Eserler olarak çevrilecek. H harfimiz var. Başta görüyoruz arkadaşlar. Y sesimiz var. Ve Çin sesimiz var. Bu da hiç olarak ne olacak? Çevrilecek. H, Y ve Ç sesimiz var. Hiç olarak çevirdik. Eserler hiç. Devam ediyoruz. Burada bir ses, şın sesimiz var. S diyorum. Şın sesimiz var. Nereden anlıyoruz? Üç tane noktası var yukarıda. Oradan anlıyoruz. Arkadaşlar. Burada bir B sesimiz var, H sesimiz var, H sesimiz var, S sesimiz, Z sesimiz. Burada da bir ki ekimiz var arkadaşlar. Bakın kef ve H sesimiz var. Şüphesiz ki eserler hiç şüphesiz ki diye okuduk. Sergi, bakın S sesimiz, R sesimiz, G sesimiz ve Y sesimiz var. Bu tek başına böyle olduğunda biliyorsunuz normalinde kef sesidir. Ama metinlerde üzerlerine herhangi bir işaret konmadığı için kef de olabilir, gef de olabilir, nef de olabilir arkadaşlar. Metnin içeriğinde neyden bahsediyorsa çevirilerimizi ona göre yapmak durumundayız. Aksi takdirde başka kelimelerde dolayısıyla yanlış kelimelerde ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Bu da bir sergiden bahsediyor zaten. Sanattan ve sanatçılardan bahsediyor. O yüzden bunun çevirisi de sergi. Devam edelim. H sesimiz var bakın. Kef sesimiz, nun sesimiz, dal sesimiz ve H sesimiz var. Hakkında arkadaşlar. Hakkında yazılış olacak bu. Elif, vav sesimiz burası O ya da U olarak okunacak. Ama demiyorum ki ö ya da ü olarak da olmaz. Üzerinde işaret olsaydı, met işareti olsaydı mesela daha kolay olurdu. Met işareti yok. Dolayısıyla ben bunun ö ya da ü olduğunu öngöremiyorum. Olmayabilir mi? Olabilir. Çünkü dediğim gibi yani metinlerde işaretler konmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla siz hepsini düşüneceksiniz. Kaf sesimiz yine bir vav sesimiz var. Bakın Y sesimiz var. İki tane yan yana C sesimiz var. Bakın şurada altta tek noktası var. Yine bir Y sesimiz. Lam, rar, mim, z ve H sesimiz var. Arkadaşlar burası okuyucularımıza, okuyucularımıza kelimesi olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın Elif harfi üstünde hemze var. Bu A sesi olarak okunacağını gösterir. Yanında da bir Z sesimiz var arkadaşlar. Az. Az. Bakın çim sesi alttaki üç noktasından anlıyorum. Çim sesimiz, vav sesimiz ve kaf sesimiz var. Çok, değil mi? Çok. Az çok. Bakın B sesimiz ve rar sesimiz var burada. Bir olarak. Ne yaptık? Çevirdik. Şurada bir F harfimiz var. F sesimiz var. Bakın üstte tek noktasından anlıyorum. Kef sesimiz ve rar sesimiz var. Fikir değil mi? Okuyucularımıza az, çok, bir, fikir diye ne yaptık? Çevirdik. Neymiş satırımız? Şöyle bir tekrar şeyden alalım. Eserler hiç şüphesiz ki sergi hakkında okuyucularımıza az çok bir fikir diye ilk satırımızı ne yaptık? Çevirmiş olduk. Vav sesi, okutucu bir ses değil mi? Osmanlıca'daki en çok sesli harfi veren
harfimiz. Ama burada başa gelmiş. Tekrar tekrar söylüyorum. Başa geldiği için V sesi ile ne yapacağız? Okuyacağız. Yanında bir Y sesimiz var. Altta iki noktası var arkadaşlar. Rar sesimiz, H sesimiz, B sesimiz. Bakın tek noktası var. Yanında Y sesimiz var. İki noktası var. Lam, Y ve rar sesimiz var. Nedir bu kelime? Virebilir demiş. Virebilir. Yani verebilir. Ne demişti? Okuyucularımıza az çok bir fikir verebilir dedi. Peki. Nokta. Devam ediyoruz. B sesimiz, vav sesimiz bu arkadaşlar. Sat harfimiz, nun sesimiz var. Bakın tek noktası. Ayn harfimiz ve tı sesimiz var arkadaşlar. Sanat. Bu sanat. Y sesi, vav sesi. Vav sesi, elif sesi, sın sesi, nun sesi ve kef sesi var arkadaşlar. Ne olarak okuyacağız? Bu sanat yuvasının, değil mi? Yuvasının. Yani buradaki nef sesiymiş. Bakın, üç noktası olsaydı şurada. Direkt nef sesi derdim. Koymamış, yanlış değil. El yazılarında noktalama işaretleri eksik kalabiliyor arkadaşlar. Ayrıca Y sesi yine okuducu bir ses. Ve ne olmuş? Başa gelmiş. Peki hangi harfleri veriyor Y sesi? Arkadaşlar. I ya da İ sesini de veriyor değil mi? Ama başa gelmiş. Y olarak okuyacağım demektir bu. Vav sesi yine okuducu sesi. Bakın U sesi olmuş. Buradaki vav sesi V olarak okunuyor. Ortaya gelmiş elif harfi zaten A sesini ne yapıyor? Veriyor bize. Yuvasının değil mi? Bu sanat yuvasının. Dal ortaya gelmiş elif harfi A sesini verir. H sesimiz elifle birleşmiş. Ha olarak okunacak. Daha. Değil mi? Daha. Z harfimiz Y sesi elifle birleşmiş. Ya olacak. Dal ve H var. Ziyade. Daha ziyade. Arkadaşlar. T sesimiz, kef sesimiz elifle birleşmiş. K olarak okunacak. Mim ve lam sesimiz var. Tekamül arkadaşlar. Tekamül yazılışı şurası. Elif, Y, dal, H. B, Y, lam, mim, H. Sın, Y seslerimiz var. İ, D, değil mi? İ, D, bilmesi. Yani edebilmesi. Daha ziyade tekamül edebilmesi. Elif, Y, çın. Üç noktasından anladım. Y, nun. İçin. Değil mi? Tekamül edebilmesi için. H, Y, çın. Hiç. Şın, B, H, Y. Pardon, H. Sın, zel. Kef, yani buradaki ek var zaten ki. Hiç şüphesiz ki. R, rar. F harfimiz arkadaşlar üst tek noktası var. Oradan anlıyorum. Elifle birleşmiş. Fa olarak okunacak. H sesimiz ve yine H sesimize birleşmiş. Refaha değil mi? Refaha. Bakın burası fa. H, H var. Önceki H, H olarak okunuyor. İkincisi A olarak okunuyor. Refaha. Mim, za, mim, z, zat. Yani herar. Mazhar değil mi? Mazhar. Elif, vav, lam, mim, elif. Mim burada elifle birleşmiş arkadaşlar. Bakın mim burada. Sın, ye, olması. Değil mi? Mazhar olması. Lam, elif, zel, mim, dal, re. Lazımdır arkadaşlar. Elif harfi hemze var başında. A'ları okunacak.
Nun harfimiz, C harfimiz Elif ile birleşmiş ca olarak okunacak. Sonunda da kaf harfimiz var. Ancak. Ancak. T sesimiz, şın sesimiz üstteki üç noktasından anlıyorum. Vav sesimiz, Y sesimiz ve kaf sesimiz var arkadaşlar. Teşvik, değil mi? Teşvik, ancak, teşvik ve bağlaç burada. T sesimiz, kaf sesimiz, pardon, kef sesimiz, dal sesimiz ortaya gelmiş kef sesim. Devam ediyor kelime burada. Y sesimiz, rar sesimiz, lam rar, lam he, dal rar, kef he. Nedir bu? Şuradan alacağız. Tak dirler ledir ki, takdirler ledir ki, sat nun ayn te sanat. Elif sın te ayn dal. Elif dal lam. Lam, rar ve y sesimiz var. Üst tatları arkadaşlar. Üst tatları diye ne yapacağız? Çevireceğiz burayı. Diyeceksiniz ki Elif harfi ü olur mu? Arkadaşlar istisna durumlar söz konusu demiştim. Bazen sizin ne yapmanız lazım? Metnin içeriğine göre kelimeyi çevirmeniz gerekiyor. Bu da biraz zaman alır. Evet. Üst hatları. Elif, num, kef. Şın Elif'le birleşmiş. Şa olacak ve F var sonunda. İnkişaf arkadaşlar. İnkişaf. Normalde kelimelerin anlamlarını söylemiyorum. Ama bu metinde söyleyeceğim. İnkişaf, gelişim demek. Arkadaşlar gelişim anlamında kullanılan bir Osmanlıca kelimesi. Elif ye, dal rar, ider, inkişaf eder. Ve dal elif, he elif. Bakın birleşmiş ha olarak okunacak, ortaya gelmiş elif harfi a olarak okunur. Daha diye ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Z harfimiz Y sesi Elif ile birleşmiş. Ya olarak okunacak. Dal ve H var. Ziyade. Daha ziyade. Sat, nun, ayn, te, kaf, kef. Elif ile birleşmiş. K olacak. Ve rar var. Yani sanat, kar. Sanatkar. Y, te, ye, şın, ye, rar. Ye okutucu sestir. I ya da i harflerini de verir bize. Başa gelmiş olduğu için ye sesiyle okuyacağım. Yani yetişir arkadaşlar. Bakın diğer y'ler i sesini aldı. Ama başa gelen y sesi y olarak okundu. Yetişir. Ne demiş? Daha ziyade sanatkarlar yetişir demiş. Devam ediyoruz. Elif, mim, ye, dal. Şimdi gene burada da aynı durum var. Ümit arkadaşlar. Ümit etmek. Zaten ümit ederim ki diyor burada. Yani elif, ye, dal, he, rar, mim, kef ve H sesimiz var. Bu da i derim ki anlamında. Ümit ederim ki. Elif sesi hep a, e, i demiştim size. Ama dediğim gibi yani bazı istisna durumlar söz konusu. Ümit ederim ki diye çevirdik. Kaf sesimiz, y sesimiz, mim sesimiz, t sesimiz, lam ve y sesimiz. Ne olabilir bu? Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli. Mim, ayn,
Elif'le birleşmiş yine ikinci bir A sesi demek bu. Yani iki tane A sesi var. Ma. Ra sesimiz ve F sesimiz var. Arkadaşlar burası Marif. Marif. Neydi Marif? Osmanlıca'daki arkadaşlar günümüzdeki milli eğitim ile aynı anlama geliyor. Marif. Milli eğitim. Vav. Kef, ye, lam, mim, zel arkadaşlar. Vekilimiz, marif vekilimiz. Yani Milli Eğitim Bakanımız anlamında kullanılmış marif Nun, c, elifle birleşmiş ca olacak. T sesimiz ve Y sesimiz var bakın. T sesimiz iki noktası var buradan. İlla çanak olmasına gerek yok. Bu şekilde düz de verebilir. T sesimiz ve Y sesimiz var. Bu bir isim arkadaşlar. Necati. Necati. B sesimiz ve kef sesimiz bek. Necati bek. Mim, kef, te, be. Mektep. Değil mi? Mektep. H yani H sesimiz, kef sesimiz, nun sesimiz, dal sesimiz ve H sesimiz var arkadaşlar. Hakkında, mektep hakkında bakalım. Mim, ayn, elifle birleşmiş yine A sesi. Vav sesimiz, nun, te, lam, rar. Ye, nun, ye. Arkadaşlar bu da yine eski bir kelime yani kökeni Arapçaya dayanan muavenetlerini anlamı muavenetlerini anlamını taşıyor. Peki nedir? Dediğim gibi bu metinde söylüyorum anlamlarını. Yardımları anlamında kullanılan bir kelime. Muavenetleri yani yardımlarını neymiş? Elif, sın, ye, rar, kef, gef ya da nef değil mi? H sesimiz, mim, z, lam ve r sesimiz var. Elif sesini e olarak okuyacağız. Esir, gemezler. Bakın buradaki de kef değil, gef sesiymiş değil mi? Noktalama olsa direkt söyleyeceğim. Ama ne diyorum? Kef, gef ya da nef. Yani K, G ya da N üçünden biri olabilir diyorum arkadaşlar. Buradaki G yani gef sesini ne yapıyor? Veriyormuş bize. Esirgemezler diye ne yaptık? Okuduk. Zel harfimiz elif harfi A olarak okuyacağız. T sesimiz elifle birleşmiş ama üstünde hemze var. Bu hemze elifle birleştiğinde bir kelime neydi? A sesiyle okunuyordu. Yani olmasa ta diyecektim. Ama hemze var. Bu onun E sesiyle okunacağını gösteriyor. Yani T olarak okuyacağız bunu. Zati, değil mi? Zate, zati. Cim sesi. Arkadaşlar mim sesi ortaya gelmiş mim. H sesimiz, vav sesimiz, rar sesimiz, y sesimiz, t sesimiz, mim sesimiz, z sesimiz ve nun sesimiz var. Cumhuriyeti, cumhuriyetimizin, evet. Cumhuriyetimizin evet cumhuriyetimizin gayn harfimiz üstündeki noktadan anladım. Eğer nokta olmasaydı ayn sesi olacaktı. Nokta olduğu için gayn elifle birleşmiş ga olarak okunacak. Y sesimiz var. H sesimiz yanında sın ve y sesimiz var. Gayesi, Cumhuriyetimizin gayesi. Sat, nun, ayn, te, kef, elifle birleşmiş, ka olacak. Rar, lam, rar, ye. Yani
Sanatkarları, cumhuriyetimizin gayesi sanatkarları ve bağlaç sınnun aynte sanat değil mi? Sanat. Vav elif dal ye sınnun de he. Va, bakın va okutucusu başta V sesiyle okuyorum. Va di sinde sanat vadisinde çim sesi elifle birleşmiş ça olacak. Lam ye şın elifle birleşmiş şa olacak. Nun lam rar ve ye sesimiz var. Çalışanları değil mi? Sanat vadisinde çalışanları. H sesimiz, mim sesimiz elifle birleşmiş ma olacak. Y ve H sesimiz var. Arkadaşlar burası himaye değil mi? Çalışanları himaye. Elif Y, İ sesiyle başlayacağız. T sesimiz, mim sesimiz, kef, dal, nun diye devam etmiş. İtmekten yani etmekten. B sesimiz bakın altta tek noktası var. Oradan anlıyorum. Elifle birleşmiş ba olarak okunacak. Şın sesi, kef sesi ortaya gelmiş bir kef sesi. Elifle birleşmiş a sesiyle okunacak. Yani ka. Başka değil mi? Başka. Nun he var. Ne? Başka ne? Elif, vav, lam elif. B, ye, lam. Ye, rar. Olabilir. Olabilir. Başka ne olabilir? Diye cümleyi bitirmiş. Nun, ye, te. C, H arkadaşlar. Nice değil mi? Nice. Elif, ayn, T, B, elifle birleşmiş. Ba olarak okunacak. Sonunda da rar var. Burası itibar arkadaşlar. İtibar. Ayn sesi biliyorsunuz sadece A olarak okunmuyor. Y, lam, H ile bağlıcı. İtibar ile. B vav bu olarak okunacak. Tırar zel dal he tarzda değil mi? Bu tarzda. He mim elifle birleşmiş ma olmuş. Ye he lamrar le he. Himayelerle. Himayelerle. Herar sın mim s pardon sın dedim. S harfimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlıca'da 3 türlü s var. Burası 3 nokta var. Çanağın üstünde 3 nokta varsa s harfi altta olsaydı p harfi diyecektik. Buradaki s harfimiz hrsmz hırsımız arkadaşlar. Hırsımız. Kaf, vav, te, lam, he, nun, mim, şın harfimiz var. Nedir bu? Kutlanmış. Kutlanmış. Buradaki vav, u sesiyle okunuyor burada. Ve bağlaç. Ayn, sat, rar, mim, zel, nun, pardon, nef. Asrımızın, kutlanmış ve asrımızın, şuradayız. Kef, rar, vav, elif harfi, nun, c, alttaki noktadan anladım. Ye, lam, rar ve y sesimiz var. Kervancıları.
Bakın kef sesi buradaki vav ve olarak kullanılmış. Ortaya gelmiş elif harfi A sesini verir. Şuradaki Y sesi I sesiyle okunmuş. Ve buradaki Y sesi de yine I sesiyle okunmuş. Kervancıları. Elif harfi üstünde hemze var. Direkt A sesiyle okunacağını gösteriyor bu. Rar sesi ortaya gelmiş elif harfine A'dır. Sıl sesi, nun sesi ve H sesimiz var. Arasına, değil mi? Kervancıları arasına. T, vav, rar, tür. Kaf, elifle birleşmiş. K, nef, dal, h. Kan, tür, kan, da. Yani her çeşitli kan anlamında. Kaf, elifle birleşmiş. K olmuş. Rar. Y, şın, mim, şın. Bakın şın harfinin sondaki halinde kuyruk var. Şın harfinin kelime ortasındaki kuyruğu yok. Kuyruk olmuyor biliyorsunuz başta ve ortadaysa. İkisini yeri gelmişken söylemiş olalım tekrardan. Nedir bu kelimemiz? Karışmış. Buradaki Y, I sesiyle okunuyormuş. Karışmış diye ne yaptık? Çevirmiş olduk. Artık aşina olduğunuz bir kelime bu arkadaşlar. Çok 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 fazla çıkıyor. Bunu böyle direkt ezberleyin. O kadar çok çıkıyor ki kelimelerde. Elif, vav, lam, vav, rar. Oldur arkadaşlar. Sat, nun, ayn, te, kef, elifle birleşmiş. K olmuş. Rar, lam, rar, mim, zel, he. Sanatkarlarımıza, değil mi? Sanatkarlarımıza. Dal, vav, şın, nun. Düşen arkadaşlar. Sanatkarlarımıza düşen. Vav başa gelmiş. Zat harfimiz. Bakın noktasından anlıyorum. Y, F, H. Vazife. Sanatkarlarımıza düşen vazife. Elif, Y, Sın, H. Elif, Y gördünüz, İ'yi koydunuz arkadaşlar. İse. B sesimiz, vav sesimiz var. Bu. Sanatkarlarımıza düşen vazife ise bu. Gef, kef ya da nef olabilir. Vav. Nun ve kef, kef ya da ne, değil mi? Bu günün arkadaşlar, yani gef ve nef olarak kullandık. Bugünün. Zel, vav, kaf, nun, ye var arkadaşlar. Zevkini, bugünün zevkini. Bu günün, değil mi? Buraları aynı olduğu için geçtim. Dal, vav, ye, gayn, vav, lam, rar, ye, num ve ye var. Yani duygularını, duygularını. Y harfimiz elifle birleşmiş. Ya olacak. Şın harfimiz elifle birleşmiş. Şa olarak okunacak. Ya, şa. Değil mi? Devam ediyoruz. T sesimiz, mim sesimiz ve kaf sesimiz var. Yani yaşatmak. Değil mi? Yaşatmak. Ve bağlaç. Elif, S, rar, lam, re. Asırlar, asırlar devam ediyor. Y, num, he. Asırlarına. Buradaki Y, I olarak okunmuş. Asırlarına. Y, nef, ye. Yeni arkadaşlar. Yeni yazılışı. Yeni bir. Bakın B ve R var. Rar, nun ve nef var.
pardon, kef var, renk. Yeni bir renk, virgül. Yeni bir kef, sınval, he, kisve arkadaşlar. Bu bir kıyafet türü. Arapların giydiği bir şey bildiğim kadarıyla kisve. Val, ye, rar. Mim, kef. Dal, rar. Virmektir. Virmektir. Yani vermektir arkadaşlar. Neymiş? Mim, elifle birleşmiş. Ma olmuş. Rar. Ve T harfimiz var. Mart arkadaşlar. 829. Mart 829. Mim he, mim dal. Mehmet değil mi? Mim, sın, ye ve he harfimiz var. Değil mi? Mehmet, Mesih diye çevirdik burayı. Evet. Arkadaşlar, metnimiz bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.